Evlerinizde kazaların en sık görüldüğü yerler banyolar. Özellikle belki yüksek bir küvetten inerken şu anda benim şanslı olduğum kadar şanslı olmayabilirsiniz. Yerler ıslak olabilir ve ayağınız kayabilir, dengenizi kaybedebilirsiniz. Sert bir cisme vurabilirsiniz kafanızı ve sonrasında kayarak belki de şuurunuz kapanarak yere düşebilirsiniz. Ayşe Hanım doktorumuzu banyoda yerde buluyor. Bakalım kafasını sert bir yere vuran doktorumuza nasıl müdahale edecek? Peki bu durumda ne yaparsın Ayşe? Hocam böyle bir durumda hemen bir bakarım kendinde mi diye. Çünkü baygın bir halde yatıyor. Ve kaldırmaya çalışırım gerekirse. Şöyle. Daha öncesinde çocuğum banyoda düşmüştü. Düştüğü anda bir müdahalede bulunduk ama tabii silkeledim, çekmeye çalıştım. Yani öyle bir müdahale şeklim oldu. Nasıl öğrendiysek, gördüysek biz çocukken gördüğümüzü uyguluyoruz yani. Hareket ettirirsin yani. Evet, hareket ettirmeye çalışırım. Çünkü şu an kendinde değil de bir şey oldu, nefesi kesildi mi, ne oldu yani... önemli bir durum bu çünkü. Kendine getirmeye çalışırım. Bir şekilde hareket ettiririm yani. Hareket etmesini sağlarım. Murat Bey'in banyoda düşme anında Ezgi Hanım benden müdahale etmemi istedi. Tabii ben daha önce de bu durumu çocuğumda yaşadığım için ilk etapta o panikle Murat Hoca'yı çok silkeledim ve çekmeye çalıştım. Çünkü öyle görüyoruz, öyle biliyoruz, öyle yaygın. Yani bunu kime sorarsanız sorun. Peki Ayşe Hanım'ın müdahale şekli doğru muydu? Konunun uzmanı Ezgi Hanım cevaplıyor. Peki Ezgi, Ayşe'nin bana yaptığı müdahale doğru muydu? Hiçbiri doğru değildi. Özellikle hareket ettirmesi, sizi sarsması, bir şey koklatması. Hadi o zaman gel hataları konuşalım mı Ayşe'nin burada yaptığı? Şimdi özellikle ilk, ben şuurum kapalıydı o yüzden fark etmedim ama ilk bana geldiğinde Ayşe ne yaptı? İlk önce farkında olmadan sizi sarstı. Hı hı. Herhalde kendinizde misiniz bunu kontrol etmek istedi. Ama burada bir hata var. Çünkü eğer belki de bende bir kırık olsaydı, yaralanma olsaydı o sarsmayla bu yaralanma daha da şiddetli hale gelebilirdi ve bana zarar verebilirdi. Evet, omurgada yani kafanızı çarptığınız için omurganızda bir hasar olabilirdi ve vücudunuzda bir kırık olabilirdi. O hareketle o kırık diğer çevre dokulara hasar verebilirdi. Omurilik ve sinir lifleri beyinden çıkan sinir uyarılarını kol, bacak ve organlara taşır. Travmaya bağlı omurilikte hasar gören bölge iletişim yapamaz. Vücutta hareket ve duyu kaybı ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda yapılan bilinçsiz müdahaleler omurilik felcine sebep olabilir. Gördüğüm kadarıyla bana ikinci müdahale olarak bir şey koklatmayı tercih etti. Kuvvetli galiba kokusu olan bir şey aradın hemen burada. Ne buldun? Kolonya. Kolonya buldun. Kolonyayı koklattın ama bunun da zararı var. Herhangi bir şekilde eğer nefes alamıyorsa zaten o kolonyayı da koklayamayacaktır. Bilincinize baktıktan sonra size iyi misiniz diyecektir sallamadan ve sarsmadan. Eğer bilinciniz kapalıysa nefes alıp almadığınızı kontrol edecekti ki bu en önemlisiydi. Sonrasında da sizi hareketsiz bir şekilde dümdüz bekletir. Mutlaka 112'den yardım isteyecektir. Doğru. Ve özellikle kolonya gibi kuvvetli kokuları koklatmak eğer şuur kapalıysa bulantıya, kusmaya neden olabilir ve zaten şuuru kapalı olduğu için mide içeriği akciğere kaçabilir ve durumu daha da kötü hale getirebilir. Mutlaka 112'ye haber verilmeli. Ülkemizde 112 sağlık sistemi her yere çok kısa sürede ulaşabiliyor. Bu sebeple bu tür kazalarda 112 acil servisten yardım istemek en önemli çözümdür.